İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti binasında incelemede bulundu. Burada bir açıklama yapan Akşener, il başkanlığı binasının hem birinci hem de üçüncü kattan kurşunlandığını ifade etti. Seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar. Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan teamüden, ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır. Yani bunun anlamı şu: daha önce dendi ki bana, bugünler iyi günlerin, daha neler göreceksin, lince uğradım. Sen bu işleri yanlış yapıyorsun, bayan dendi, evim basıldı. Velhasılı kelam, bu defa da beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye'nin bir kabile devleti olamayacağını dile getiren Akşener şöyle konuştu: Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Ve siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız, bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Vatandaşlara seslenen Akşener şöyle devam etti: Aziz milletim, size sesleniyorum. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer, eğer Cenab-ı Hakk'ın dışında bir Allah'ın kulundan korkuyorsam Allah beni kahretsin. Dolayısıyla korkmuyorum Recep Bey. Ama sen cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun, şerefinin, can güvenliğinin, mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Lince uğradım, beraat ettiler. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin bunu yakalayamayacak. Bunların faillerini yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Şimdi milletim, aziz milletim, bu ucube sistemi, bu yargı sistemini, bunu sürdüremezsiniz. Bugün bana, bugün bize, yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. 1,5 ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu ucube, bu çirkin, bu pis, bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem Başkan duruyor. Seçimini iptal ettiler, seçimini. Aziz İstanbullular, ne yaptınız? 13.500 farkı 805.000 farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum. Akşener kadınlara çağrıda bulundu. Şimdi kadınlar, değerli kardeşlerim, size sesleniyorum. Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Niçin? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa, sizin çocuklarınıza, sizin kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, bu pisliğin, bu iğrençliğin, bu hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız, değerli kadınlar, 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Partimizi de birinci parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için, bu zulmün bitmesi için, bu zulme uğrayanların,
bu işi kazanması lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Akşener şunları kaydetti. Recep Bey, sana sesleniyorum. Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bu günler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, hakaretler, iftiralar geçecek, gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş. 1,5 ay kaldı. Gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Ama ve lakin bundan kaçış yok. Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum, papatya çayı içmendir. Onun yanında bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de Melisa çayı ekle, harika olur. Teşekkür.